Ay vallahi çok şükür annem gitti ha. Ay vallahi bir şey söyleyeyim mi abla? Ya Haluk dayı aramasaydı? Annem sana çiçekçiye git dediğinde başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Dedim artık hiçbir çaremiz kalmadı. Vallahi doğru söylüyorsun ablacığım. Sus. Allah Haluk dayıdan razı olsun ha. Bir şey diyeceğim. Şimdi annemle Haluk dayı buluşuyorlar falan ya. Aralarında bir şey mi var acaba? Ay keşke olsa Bilal'e. Vallahi çok isterdim ha. Ama babamdan söylüyorum, kolay kolay birisiyle beraber olacağını zannetmiyorum. Ayrıca senin kaynananla gelin görümce olduğunu düşünsene. Ben düşünemedim. Ya delisin ya. Vallahi kaç gün düşünsem aklıma gelmez, doğru. Hadi ablacığım. Onur gelecek birazdan, hazırlansanız. Şey, hazırım ben. Ben böyleyim. Nasıl hazırsın? Yani saçmalama ablacığım. Şöyle güzelce giyin saçını, başını, makyajını yap hadi. Ablan zaten konuşmuyorum. Aram bozuk. Niye hazırlanayım ya? Ay, ay Lale. Vallahi sen gerçekten bu işi bilmiyorsun ha. Yavrum, bir kadının en büyük silahı nedir ablacığım? Ne? Onun dişiliğidir. Onun güzelliğidir. Erkeğe bu şekilde neler kaybettiğini göstereceksin. Hadi. Saçmalama ya. Ay çıldırttı beni. Kalk diyorum sana. Hadi yürü. Hadi. Aman dur 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 dur. Alo dayıcım, merhaba. Ne yaptın? Merhaba oğlum. Bir kafedeyim. Songül Hanım'ı bekliyorum. Tamam dayıcım. Vallahi sana ne kadar teşekkür etsem az. Ya lafı mı olur oğlum? Siz rahat rahat Lale ile doktora gidin. Ben zaten bugün Songül Hanım'ı aramayı planlamıştım. Olsun dayı. Yine de her şey için sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz evladım. Bay bay. Ben gelmek üzereyim. Hazır mısınız? Tamam, çıkıyorum ben de. Hah, işte böyle ya. Bak ne güzel olmuşsun. Şimdi bırak da Onur eniştem düşünsün. Neyse. Ne yaptın abi? Emir hazırladın mı abicim? Evet, evet. Ay, ay aman da aman. Aman da teyzesinin yakışıklısı. Sen hastaneye mi gidiyorsun? He? Şey, hadi çıkalım bir an önce. Onur aradı, yaklaşmış. Tamam ablacığım, ben alırım Emir. Tamam. Lale, bak ne olur ha. Yani çabuk dön eve. Annem şimdi gelirse tek başıma uğraşamam bak ben onunla ha. Tamam hadi. E hadi. Ay, ay, ay teyzesi. Lale. Aa. Aa, Onur Bey. Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Kontrole geldik herhalde. Evet. Evet. Sen iyi misin? İyiyim, haftaya geleceğim zaten kontrole. İyi, haftaya bekliyorum o zaman. Neyse, ben sizi tutmayayım. Görüşürüz. 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 Aralarında bir sorun var herhalde. Ne oldu ki? Merhaba. Bizim doktor randevumuz vardı. İsim neydi? Emir Saran. Baba adı? Onur. Bebeğinizin kimliğini alabilir miyim? Kayıt oluşturacağım. Ben de. Bir saniye. Buyurun. Teşekkürler. Biraz bekleteceğim sizi. Doktor bey müsait değil. Müsait olunca çağıracağım. Teşekkürler. Teşekkürler. Güzel. Arabadayken de hep uyudu. Doya doya oynayamadım oğlumla. Araba sallıyor ya, bebekler çok seviyor. Muayenede uyanır. İki dakika görsen yeter diyorsun yani. Neyse. Evde nasıl? Huysuzlanıyor mu? Ha, pek değil. Oğlum da özlememiş beni anlaşılan. Babam. Canım oğlum. Aslan oğlum. Babam, çok seviyorum seni. Ne
Doktor bey müsait, sizi alabilirim. Ne tarafta? Bu tarafta. Uyudu mu yine? Hiç ses çıkmıyor. Uyudu. İnat ettin, yanıma da oturmadın. Rahat mısın orada? Rahatım. Zaten oğlumu gözümden ayıramam ki. Sen gerçekten çok iyi bir anne oldun Nale. Bunu çok içten söylüyorum. Yani o kadar kuruntu yaptın ama Emir gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim. Dur ben sana yardım edeyim. Tamam, çantayı ben aldım, Emir'i sen alırsın. Bunu ne yapıyorsun? Enes, konuşalım mı? Ne oldu? Lale, ne desen haklısın. Senden tekrar özür diliyorum. Ama ne olur artık beni sizden mahrum bırakma. Onur, gerçekten ben konuşmak istemiyorum. Kapayalım artık konuyu. Lale, annemlerle de konuşacağım. Sözleşme meselesini çözeceğim, tamam mı? Bu sefer ne derlerse desinler, umurumda değil. Benim asıl ailem sizsiniz. Onur, konu sözleşme değil ki. Yani benim asıl meselem bana yalan söylemiş olman zaten. O yüzden konuşmamıza gerek yok. Bak, hala anlamıyorsun. Ben senden ailem adına bu sözleşmeyi saklaman için ricada bulundum. Ama sen bunu saklamayı bile beceremedin. Sonra başkaları öğrendi, yine ben zor durumda kaldım. Ve üstüne üstlük bana yalan söyledin Onur. Ne konuşalım ki şimdi? Lale, bak, sana dün de söyledim. Niyetim o değildi ki. Ben sana anlatacaktım her şeyi. Ben sana güvenmiştim Onur. Ben çok zor olan bir şey başardım seninle. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Ve aileme karşı beni zor durumda bıraktın. Lale, bak, tamam, sana söz veriyorum. Ben bu sözleşmeyi ortadan kaldıracağım. Sen huzursuzluk yaşama diye. Onur, konu sözleşme değil. Beni anlamıyorsun, anlamayacaksın da. Konu bana yalan söylemem. Lale, ben seni anlıyorum da sen beni anlamıyorsun. Biz zor süreçlerden geçtik. İkimiz de sıkıntılar yaşadık. Ama sonunda severek evlendik. İsteyerek evlendik. Yani ne olursa olsun kazanan sevgi oldu. Biz her şeyi aşabiliriz. Her şeyi çözebiliriz. Bunu gerçekten ben istedim Onur, sen değil. Bunun için ben savaştım. Ben çok üzüldüm. Ama sen sözleşmeye bağlı kalmak istedin. Bunu sen yaptın. O yüzden daha fazla konuşmayalım. Gerek yok.